Yanına çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Doktor ayağımıza geldi. Keşke başka bir şey isteseymişim. Barış. Filiz nerede? Şey, rahmetli dışarı çıktı onlar. Sen yarın gelmeyecek misin? Seni yarın bekliyorduk. Yok hayır, öyle gerekti. Filiz, bak şey geldi, Barış geldi. Sen neredeydin? İşte rahmetin okula gittik. Ben şu muhasebe derslerine kaydoldum. Ondan sonra lokantanın camına da astım işte, geçici aşçı lazım diye. Öyle. Siz açsanız da bir şey hazırlayayım mı size? Olur. Yok yok. Ha? Sen benimle gelir misin? Benimle gelir misin içeri be? Büyük olay çıkacak Çiçek. Babacığım. Ne oluyor? Ha? Delirdin mi, kafayı mı yedin sen? Niye bakmıyorsun yüzüme? Senin bakılacak yüzün mü var? Filiz bak artık gerçekten pes derece yere geldin, tamam mı? Şişirme beni. Derdin neyse söyle, çözelim bu saçma sapan hareketlerden, bıktım ben seni. Bağırma. Bağırmıyorum zaten. Senin bana bağırmaya hakkın yok. Bağırtır öyle. Şimdi çıkıyoruz gidiyoruz buradan, tamam mı? Güzel bir ev tutuyoruz. Kardeşlerini yanımıza alıyoruz, insan gibi. Ne bu? Eşyalarım. Ben de senin terbiyesizliğinden sıkıldım artık. Burası benim evim. Al eşyalarını git, nerede kalıyorsan kal. Neslihan'la mı takılıyorsun? Kimle takılıyorsan git takıl rahat rahat. Uzak dur benden. Öyle mi diyorsun Filiz? Öyle diyorum. Karıma gidiyordum ben. Yanlış kamyona binmişim. Abi sen niye anlamıyorsun beni ya? Ya bak yemin ederim ya. Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Bu kadar ya. Başka bir suçum yok. Salih nerede acaba ya? Salih. Ya kim çalar ekip arabasını? Anlamıyorum ki ben ya. Neyse abi sen bir haber çıkarsa bana söylersin, olur mu? Salih. Tamam hadi görüşürüz. Tufan senin ne işi var bunların arasında?
Girdik işte bir şekilde oğlum. Böyle yatsan Allah aşkına ya. Tufan şu an seninle hiç uğraşamam. İşim başımdan aşkın zaten. Ekip arabamı çalmışlar kardeşim. Hadi sen de ifade ver. Anlat. Arabanı çalanı yakaladık. Cemil. Sen mi çaldın arabamı? Ya kardeşim ne çalması gözünü seveyim ya. Acil bir durum oldu işte. Ona koşturayım derken öyle panikle alıvermişim arabayı. İyice kriminal oldu başımıza var ya Cemil. Senin yolun yol değil ben sana söyleyeyim. Kriminal? Ayıp oluyor yalnız. Bu kadar eski arkadaşına denir mi öyle şey? Hadi kardeşim ikiniz de nezarete. Bundan sonrasını savcı karar verir. Ya ne? Dursana Salih. Savcıyla konuş işte ya. Bu adam polis olmadı. Unutmuş da yani. Bir şey olmuş da karambolde şey olmuş da konuş. Ne yapalım be? Eski polis, eski, eski. Milyon kere konuştuk. Eski polis işte ya. Seni kurtarayım diye oldu bütün bunlar. Kurtarsaydın, bir işi de yarım yapma, tam yap. Ne oldu senin çocuk, doğdu mu ya? Eski polis de hırsız oldu başımıza ya. Sen niye araba çalıyorsun, manyak mısın? Senin yüzünden senin peşine düştük işte. Allah'ım yarabbim ya. Ne konuşuyorsun hala ya? Aa, Zihni abi. Aa. Hadi Tufan, tamam hadi abi içeri. Şşş, lan Salih. Şu savcıyla konuş lan. Sana ya kardeş. Tamam. Hayır. Abi sen ne yapıyorsun burada ya? Ya sorma ya. O benim hayırsız birader var ya. Bir de ciğeri beş para etmez oğlum. Onların tezgahına geldi. Sizin ne işiniz var burada? Biz aile kızı diyor. Geçmiş olsun. Filiz'in haberi var mı ya? Yok. Ya Filiz'e haber verelim de çıkarsın adamı. Yani Fikri abi yüzünden buradaysan ben söyleyeyim sana. Mümkün değil. Avukatsız çıkamazsın. Ya kıza da haber vermedim şimdi. Hamile yani üzülsün istemedim ya. Barış'ı arayalım ya. Ha Barış. Tamam Barış'ı arayalım bize bir baksın. Aynen. Dur. Barış bizim damat. Salih. Lan Salih. Ya ne var Cemil ne? Gel kardeşim. Bir şey sor. İki dakika. Allah'ım yarabbim. Oğlum gelsene. Oğlum önemli lan bir iki dakika bir şey sor. Alo. Ha Barış, Cemil ben Cemil. Söyle Cemil. Ne yaptın sen ya? İstanbul'da mısın? Döndün mü geri? Döndüm. Yani gidiyordum ben. Yine? Sonra dönmek zorunda kaldım. İşte falan filan anlatırım. Tufandayım ben şimdi. Sen gördün biliyor musun nerede olduğumu? Ha biliyorum evet. Biz ikimiz de nezaretteyiz birader. Hatta Zihni Bey de yanımızda. Zihni Bey mi? Nene? Nezaret oğlum ne yaptınız yine? Dur lan. Alo Barış sen niye bize hikaye anlattırıyorsun oğlum burada ya? Nezaretteyiz işte. Allah Allah geleceksen gel. Zaten ensemizde boza pişiyor. Tamam. Tamam geliyorum hadi. Hadi kapatıyorum. Hadi. Bu sen neyi uzatıyorsun ki iki saat ya? Söyleyeceğim gelecek işte. Tamam lan. Anne abi hadi. Nezarete mi yine? İyi hadi. Bir tane akıl yok ya. Bir tane akıl yok bir nefes alamayacağız ya. Gerçekten gerizekalılar ya. Kiraz, Fiko. Ne oldu ablacığım? Niye ağlıyorsunuz? Allah. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Ya babam bizi sevmiyormuş. Sadece kullanmış abla. Sen haklıymışsın işte. Bizim mutlu olmaya hakkımız yok. Ablacığım ben öyle bir şey der miyim ya? Mutlu olmaya hakkınız olmaz olur mu? Var tabii ki. Hadi ağlamayın. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Ya yapmayın böyle. Neyse çözeriz ne olur. Bunu çözemeyiz abla. Bütün okulun önünde rezil oldu. Niye? Babam bütün okulun kendisi parasını alıp kaçtı abla. Mithat Can'ın babası adımızı hırsıza çıkarttı. Kim o herif ya? Alırım ben onu ayağımın altına. Sakin olun siz. Şevket adı abla. Okul aile birliğimine işte. Uyuz bir adam. Çocuğu gibi. Ben hırsız değilim. Ya aşkım tabii ki hırsız değilsin aşkım benim. Hiçbiriniz hırsız değilsiniz. Tamam ağlamayın artık hadi. Hadi dik durun. Sizin yaptığınız bir şey yok ya niye böyle yapıyorsunuz? Hadi halledeceğiz hadi gel gidiyoruz. Şikayetçi oluyoruz tamam mı arkadaşlar? Böyle insanları da çocuklarını da okulumuza istemiyoruz. Atılsınlar ya. Atılsınlar. Evet. Bir saniye. Siz kimsiniz ya? Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Sen de kimsin ya? Bunların savunulacak yeri mi kaldı ki? Bana bakın. Siz kimsiniz, necisiniz bilmiyorum. Ama ben kardeşlerimi size ezdirmem, tamam mı? Ha, bu da onlardanmış ya. Ya siz kimsiniz? Bu ne terbiyesizlik? Ne biçim konuşuyorsunuz ya?
Filiz Hanım geldiniz mi? Buyurun içeri geçelim. Önemli bir sorunumuz var. Evet, önemli bir sorunumuz var. Burada bekleyin, tamam. Bekle oğlum sen. Sizler de buyurun. Oğlum sen bekle beni burada. Gelin. Olaya bak ya, şu Fikri'ye bak ya. Bir çocukların okulu kalmıştı, dolandırılmadık. Onu da başardı sonunda, bravo. Sorma be oğlum. Daha işin başından beri bir dümenler çevirdiğini farkındaydım da... ya beni Tolga'ya nasıl düşürdü onu anlayamadım. Yok, çocuklarımı seviyorum da, yok bilmem ne. Her şey yalan dolan ya. Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Niye? Huy canın altındadır. Evet, tamam ya Zihni Bey amca, sen yine kendine çok yüklenme şimdi çünkü. Fikri Bey bu yani, böyle garip bir insan yani, anladın mı? Karşısında böyle dağ gibi durmaya kalkarsın, yine devrilirsin. Boşver be abi, rezil adam ya sen şey. Aynen. Vallahi Cemil haklı ya, senin kardeşin, sen biliyorsun bu herifi yani. Sen takılma, üzme kendini. Niye yapayım oğlum? Bir de bir şey diyeceğim, çocuklar nerede? Yıkılmışlardır şimdi, nerede olacaklar? Çocuklar okulda kaldı ya. Ben gerçi abinizi falan arayın dedim ama. Yok. Onlar böyle şimdi bir korkudan, utançtan pısmışlardır bir yere. Ben gideyim bulayım, bakayım onlara. Tekrar gelirim, tamam? Tamam. Biz burada iyiyiz. Git sen. Tamam. Hadi. Eyvallah. Sizin vukuatlarınız bir değil, iki değil. Ben bu çocukların okuldan atılmasını istiyorum. O kadar. Olur mu öyle şey ya? Benim kardeşimin hiçbir suçu yok ki. Hesabı onlara kesemezsiniz. Canavar onlar, canavar. Ay ne biçim konuşuyorsunuz siz ya benim kardeşlerimle ilgili? Şevket Bey, biraz sağduyulu olun. Çocuk onlar. Hak ediyorlar. Boşuna konuşmuyoruz herhalde. Ben bilmiyor muyum onların neler yaptıklarını? Kavga dövüş onlar da. Çocuklara krem satıp hasta etmek onlar da. Daha ne kadar sayayım ki ha? Evet, benim kızım da onlar yüzünden hastanelik oldu. Benim kardeşlerim de hasta oldu bu yüzden. Bilememişler, çocuk bunlar. Benim oğlumun da gözü morardı. Of. Fiko, attıracak babam sizi okuldan. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Oğlum bak sen öldürme. Yiyorsa babanın arasına saklama, açık açma. Of Mithatcan ya, Allah aşkına sus, ne olur sus ya. Ablam bu okuldan bizi attırtmaz. Hırsızların okulumuzda işi yok değil mi? Evet. Ah hırsızcığım ya. Oğlum hırsız, hırsız deriz lan be. Ağzını bak. Hırsız değiliz be. İsmail'cim biz zaten hırsız değiliz, tamam mı? Anlaştık mı? Onlar kötü çocuklar, yalan söylüyorlar, tamam? Sen onlara inanmayacaksın yani. Fiko ya, sen de bunlarla uğraşıyorsun ya. Yürü hadi. İşte böyle gidersiniz, ezikler sizi. Oğlum bak seni paramparçalarım lan! Ya! Hop 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 hop. Ne oldu? Ne oluyor, neyiniz var sizin böyle? Hırsız diyorlar bir yere Barış abi. Hırsız mı diyorlar? Ya daha düne kadar selam vermeye korkan çocuk gitmiş, benle dalga geçiyor Barış abi ya. Ya atacaklar bizi okuldan ya, İsmail bile ağlattılar işte. Şimdi Cemil sakin olun. Silin gözünüzü yaşın, bak şu haline bak, tamam mı? Siz beni bollarsınız ya, ağlamayın böyle. Ha? Hadi silin gözünü yaşın, tamam mı? Ha şöyle. Kimse sizi okuldan atamaz, tamam mı? Öyle bir güçleri yok. Burada ben varım, ablanız var, sahipsiz değilsiniz siz. Ya Barış abi, ablam ama müdür yardımcısının odasında. Bütün veliler onun üstüne çullanıyor. Ya bırak Barış abi ya. Artık sen de bizle ilgilenmiyorsun. Gidiyorum ben ya. Şişt, dur dur dur, nereye ya? Bak, bana bak be. Siz bu okuldan gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır, gitmek istemiyorum. Hayır, okulumuzu seviyoruz ya. Süper, o zaman bu okuldan gitmeyeceğiz. Tamam mı? Hadi yürüyün bakalım. Yürü. Şu hale bak. Nasıl insanlar olduğunuz belli değil. Siz önce insanlarla konuşmasını öğrenin. Lütfen Yasemin Hanım, bakın biraz ayıp oluyor yani. Yapmayın. Ben kimle nasıl konuşacağımı çok iyi bilirim. Kardeşlerime laf ettirmem, tamam mı? Siz bu okulun veli profiline uymuyorsunuz, o kadar. Allah Allah. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum efendim. Biz de çocukların iyi eğitim almasını isteyen basit bir aileyiz, yani sizin gibi. Hayır, hırsızsınız siz. Hırsız falan değiliz biz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz şu an eşime ve bana hakaret ediyorsunuz, ben yanlış mı anladım? Ama şu an sinirli olmanızı biliyorum, üzerine durmuyorum bu konunun. İsminiz neydi? Şevket. Şevket Bey. Merhabalar, Savaş Ak'tan ben, doktorum efendim. Filiz'in eşiyim, çocukların da velisiyim. Savaş Bey, biz de zaten konuşuyorduk bir şeyler, böyle anlatmaya çalışıyorduk. Merhabalar, biz babamızın verdiği zararı tazmin etmeye hazırız. Bu şekilde daha fazla çocukların önünde konuşup hem onları hem de kendimizi yormayalım, değil mi? Mesele para değil beyefendi. Biliyorum beyefendi, mesele para değil. Bizim için de mesele para değil. Mesele çocukların en iyi şekilde eğitim alması, değil mi? Topluma yararlı birey olarak eğitilmeleri. Yani onları okuldan atmak değil. Yanılıyor muyum?
Doğru söylüyorsunuz. Biz bu işi böyle çözemeyeceğiz. Diyorum ki Filiz Hanım, Savaş Bey, Doktor Bey, sizleri dışarı alsak da biz velilerimle ben bir görüşsem, konuşsam. Tabii hocam, harika. Biz dışarıdayız öyleyse, bekliyoruz. Aslan Barış abim be! Nasıl susturdun o sümsükleri beni, nasıl sana be? Öyle denmez arkadaşın babasına. Niye denmesin abla ya? Onlar bize demeyi biliyor ama. Ya Barış abi, neden öyle diyorsun? Hani sen dedin ya ben doktorum diye. Adam nasıl kaldı, görmen gerekiyordu. Müdür yardımcısını besesizdi işte. Tamam, hadi biz bir su almaya gidelim. Siz de burada bekleyin, tamam mı? Hadi Barış. Evet, tamam. Siz burada bekleyin, kimseyle dalaşmayın, tamam mı? Tamam. Evet. Ne yaptınız? Ya var ya. Tamam, çok teşekkür ederim yaptığın her şey için. Ama gerek yoktu yani, biz kendimiz halledebilirdik. Yani sorumluluk hissediyorsan böyle gerek yok yani. Kendini zorunda hissetme diye. Ne diyorsun sen be? Ben hiçbir şeyin zorunda hissetmiyorum kendimi, tamam mı? Gayet bile isteği buradayım şu anda. Ha ama pardon, sen beni kapının önüne koydun da ben aileden olmadığım mesajını aldım, merak etme. Sen dünden razı mısın zaten aileden olmamaya ya? Ben mi dünden razıyım? Ben dünden razıyım, öyle mi? O yüzden başınıza böyle bir şey geldi. İlk ben geliyorum buraya. Niye geldim biliyor musun? O çocukları aileden sayıyorum çünkü ailem gibi seviyorum. Ama doğru, sana göre öyle değilmiş. Ben bir an önce sizden kaçmak için yer arıyorum. Özür dilerim. Vallahi ben söylemedim. Sen söyledin bunu. Bir de şimdi böyle üstü çıkıyorsun yani, anlaşılır gibi değil. Filiz, söyler misin derdin neyse? Söyle, söyle, çözelim, böyle olmayacak. Senin bir derdin var, söylemiyorsun sen bana. Anlat, konuşalım. Dinliyorum. Lan buraya! Sakin ol. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Sakin ol, ne oluyor? Ya abla, Fiko'nun suçu yok ya. Mithat Can'ın suçu. O başlattı. Ya, Kiraz haklı Filiz abla. Sabahtan beri kavga çıksın diye uğraşıyor ya resmen. Ya sen bu serseriyi mi savunuyorsun? Oğlum bak, sen seni ver. Dişleri var ya, dur be! Niko, Niko! Bir dakika ya, ne biçim konuşuyorsunuz birbirinizle? Arkadaşsınız siz. Ya. Destek olmanız lazım. Ya ben bu serseriye destek olmam. Babam hepinize gününüzü gösterecek. Ben senin babanın ben. Sus, dur. Sakin ol. Bana bak. Gelin bakayım siz buraya. Gel buraya, gel. Adam gibi oturup konuşacaksınız, tamam mı? Mevzu neyse çözeceksiniz. Anlat bakalım hadi. Ne derdiniz? Ya Barış abi. Ha? Bunu çok iyi düşündün amcacığım. Buradan parayı kimse bulamaz ha. Ben dersimi aldım lan. Ben parayı üstümde tutunca ya çaldırıyorum, ya yakıyorum, ya da gidip bağış yapıyorum. Şimdi parayı buraya gömeceğiz. Ondan sonra da para bittikçe gelip alacağız birlikte. Tabii tabii, beraberiz. Şöyle tut. Şimdi göm bakalım. Dur dur amca. Yaz işinden alsa mıydın? Şu akşama vur patlasın çalı odası, bir eğlence yaparız. Üçkağıtçısı. Bu kadar yeter mi? Yeter, ne yapacağız ya? Daha sonra iyi kapat. Tabii tabii, üşümesinler. Böyle, böyle. Oh, güzel oldu, güzel güzel. Çiçeğim. Gel, 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 gel. Sen ağzını bana ver. Niye? Götür, götür, götür. Götür, götür. Sen şimdi kimse tek başına gelip parayı alamaz olur. Aynen. Parayı almak için birbirimize muhtacız amcacığım. Şunları da çekelim şöyle. Cüce her yerde yatarlar zaten. Yastık gibi. Şöyle. Güzel, güzel, güzel. İyi. Hadi bakalım. Alemlere akalım. Hadi. Tamam, hadi. Güzel güzel geçin bundan sonra. Hadi arkadaşsınız. Ya biz arkadaşlarımıza hiç kötü bir şey söylemedik ki. Hem ben Kiraz'ı çok seviyorum. Ya teşekkürler. Bana savunduğunuz şeye bakın. Şikayet edeceğim sizi. Atılmaları için kendim imza toplayacağım. Ne oluyor? Bakın biz çocukların tarafındayız. Hatta Kiraz'la Gizem çok yakın arkadaşlar. Atılmalarını asla istemeyiz. Ama bazı velilerimizi ikna edemedik maalesef. Şöyle yapalım mı? Ben sizi çok iyi anlıyorum. Siz kaygılanıyorsunuz. Önemli olan çocuklarınız falan, farkındayım. Ama izin verirseniz size iyi bir aile olduğumuzu ispatlayabiliriz.
Nasıl olacak bu iş? Şöyle olur. Filiz'in çok tatlı bir, çok şeker bir lokantası var. Yarın misafirimiz olun. Size güzel yemekler yapalım, sohbet edelim. Ha? Şu aradaki buzları eritelim. Nasıl yani, fikir? Çok iyi olur aslında. Çünkü aslında birbirimizi daha iyi tanısak bunların hiçbiri olmaz. Biz babam gibi değiliz. Bence gayet makul bir teklif bu. Ayrıca çocukların eğitimi söz konusu, öyle değil mi? Hem öyle atmak için falan acele etmeyelim bence. Sırf sizlerin iyi insan olmadığını ispatlamak için geleceğim. Bekleriz. Ben adresi veli grubundan yollarım size. Çocuklarınızı da bekleriz ayrıca. Hani onları attıracaktın baba? Attıracağım. O yüz ailenin başına öyle bir bela açacağım ki benimle dalga geçmek neymiş görecekler. Yürü. Çocuklar, sizi arabada bekleyin, biz geliyoruz, tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Çocukların eğitim hayatı söz konusu. Sen hala böyle huysuzluk mu edeceksin? Ben huysuzluk etmiyorum. Bu şekilde mi yapmıyorsun? Bir hareketlerine bakar mısın ya? Boşanacağız diye gideceğiz, çocuklara boşanacağız diye yıkacak mısın onları şimdi? Ha? Bak, iyi aile olduğumuzu göstereceğiz dedik. Yemek yapacağız, bilmem ne yapacağız dedik. Böyle mi yapacaksın? Şimdi yapamayız zaten. Şu yemek meselesini halledelim. Ondan sonra konuşuruz çocuklarla. Sen de bu akşam evde kalırsın. Liz, ne diyorsun sen? Kendine gelir misin ya? Ne evde kalması? Biz niye ayrılıyoruz yavrum? Manyak mısın sen ya? Ben gerçekten anlamıyorum seni. Vallahi Tufan abi de anlamıyor. Sizin ortak manyaklığınız. Ben anlamıyorum niye anlamadığınızı. Ya Filiz! Açmıyor anacığım. Kimse açmıyor. Cemil de açmıyor. Ay o değil de Filiz kovdu mu şimdi kocasını? Ben orada kaldım ha. Vallahi bilmiyorum, ben onu konuşamadım öyle bey babanın şeyi çıkınca da. Bu iş ciddi, ben sana diyeyim. Filiz yol verdi vallahi kocasına. Öyle mi diyorsun ya? Öyle vallahi. Deme. Hı, dedim. Filiz, Barış, ne oldu? Halloldu mu mesele? Barış abi halletti onu. Ya, siz barıştınız mı? Niye ki? Ya küs müydüler? Yok yok, yani öyle aramızda ufak bir mesele vardı ama geçti gitti artık. Oh çok şükür o zaman. Biz çocukların okuldan arkadaşlarının velilerini çağırdık lokantaya yarın. Öyle yemek yapmam gerekecek. Yazarsın değil mi tarifleri? Tek derdimiz bu olsun ya, hallederiz merak etme. Cemil de ararız, öyle el birliğiyle çözeriz. Aa, ben Cemil'leri nezarette unuttum. Aa, amcam da nezaretliydi, onu da çıkarmak evet, lazım. Sen çocukların başında kal, ben halledersin artık. Ne dedin sen ya benim nişanlım? Ya bir sakin ol tamam ya. Çıkınca öğreniriz sakin bir şey. Kız hiçbir şey anlatmadan gitti. Bu ne iş var Cemil'in orada? Öğreniriz çıkınca. Boş ver. Hadi siz odanıza üstünüzde işin hadi. Bakalım İsmet. Siz iyi ki barışmışsınız ha. Bir de böyle bunaldı falan diyorsun. Bak her şeyin peşinden koşturuyor. Helal olsun vallahi adama. Çocuklara yemek yapacağım ben. Tabii üzülme canım. Üzülme. Bir şey yoktu. Amcacığım ne oldu sana, hiç içmiyorsun ya, ben içelim demesem. Sen kendine bak ya, konsümatris gibi dudağına yedirip bırakıyorsun. Hadi iç iç. Ne? İç. İçsene iç. O değil de nasıl gömdük paraları. Oğlum yalnız şu günlerde bizim çocuklara görünmeyelim, oyarlar vallahi. Vallahi oyarlar. Bence sen o konuyu iyi düşün amca, çünkü sana büyük bozuldular onlar. Niye bozulsunlar lan? Çocuklar beni severler. Ben onların gönlünü alırım bir şekilde ya. Oğlum versin lan. Zengin olduk. Zengin olduk. Vuralım. Vur, vur. Çuvalla paramız var bizim be. Çuvalla. Çuvalla değil oğlum. Poşetle. 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 Toprağa para gömmüşler lan. Duydun değil mi herifleri? Duydum vallahi Şakir abi. Çuvalla gömmüşler Hamide. Afiyet olsun ağalar. Sağ ol. Sağ olasın abi. Gündüz vakti bir siz bir biz. He? Başka da kimse yok. Bir iki sohbet edelim dedim. Yok ya. Hadi git. Gitme sen, Allah Allah. Sizin hesabı da bana kilitleyeceksiniz değil mi? Yok yemezler, hadi git. Ayıp ettin ya. Hiç olur mu öyle şey? Mevzu para değil. Mevzu muhabbet. Ya oğlum şu masaları bir birleştir. Hesabın hepsini de bana yaz, tamam mı? Gitti gitti, onlara gitti. Bizim şu ahtapotla o karides salatasını da getiriver. Işınla, ışınla. Nerede kaldı onlar ya? Hadi. Oldu mu şimdi? Ya olma mı ya? Hoş geldin kardeşim ya. Hadi yine iyisiniz, çıkıyorsunuz. Sizin için savcıya iki saat indirdim. Aç kardeşim. Sağ olasın, Allah razı olsun.
Ha ama bu son Cemil. Bundan sonra öyle sizin için elimi taşın altına koymayacağım. Beni de iyice kendinize benzettiniz. Amirden uyarı aldım sizin yüzünüzden. Ya yapma ya. Tamam kardeşim bu son olsun olur mu? Öyle diyorsun da Cemil. Yani seni de unutmadık. Bak ne haldesin. Ya tamam ne uzattın sen? Tamam bir oğlum bitti gitti. Zihni Bey. Zihni Bey hadi siz de çıkıyorsunuz buyurun. Ben de mi? Evet evet avukat sizin işinizi de çözdü. Hadi çıkalım buyurun. Hadi yavaşlayın. Sağ ol Barış Hanım. Rica ederim. Rica ederim. Gel. Hadi ayrıca siz kafaya takmayın bu kadar. İsminiz her türlü temize çıkacak. Bir ceza alacaksa kardeşiniz alacak merak etmeyin. Hadi buyurun. Haydan böyle kardeşin ya. Sonunda hapishanede düştüm ya. İçim almıyor ya içim. Yani hayatıma girdi gireli. Yemin ediyorum her şey allak bullak oldu. Karımı kaybettim, yuvam yıkıldı. Paraları koruyamadım. Evinizi meşgul ettim. Yok canım ya. Ya Zihni abi seninki de dert mi Allah aşkına ya? Senin karın en azından aynı ülkenin sınırları içinde. Benimki beni boşuyor, yanına bile gidemiyorum da. Abi ya benim durumuma bak mesela. Ben eski polistim şu an Kodes'ten çıkıyorum. Hale bak ya. Bunu da sanki bilmiyoruz gibi bir polis arabasını çalmış. Nani nani şey oynayacağım, polislik oynayacağım diye anlatıyor. Bak fısır fısır ne anlatayım? O zaman adamların eline sen de mi düşüyordu o kadar biliyorum. Bak, kim karakoldayız sen? Şişt, sakin olun ya. Karakoldayız ya. Delirdiniz mi? Hem dert mert deyip durma benim yanımda. Benim derdim başımdan aşkım buramdayım ben şu anda. Hayırdır? Senin neyin var? Abi çıkalım da şuradan anlatırım ben ya. Bir şey diyeyim mi ya? Bana gidelim abi. Ben bir çay demleyeyim. Bu kafayı başka türlü toparlayamayız. Şu an hani. Şu güzel. Ben de Filiz'i arıyorum şimdi. Tamam dışarıdayım bekliyorum saat. Merak etme. İşte nereye gidiyorsun oğlum? Ne oldu lan? Ha, devletin karakolundan öyle elini kolunu sallaya sallaya çıkılır mı oğlum? İmza atacaksın şuraya hadi. Tamam atalım ya. Nereye atıyorsun? Bey amcacığım bir imza lazım. Hadi şuraya. Tamam. Şuraya atacaksın şuraya. Ben şuraya yaz. Ha, tamam gelmiyorsunuz yani. İyi anladım. Ne olmuş ciğerim? Cemil de salmışlar mı? Ha, hepsi abla, çıkmış. Amcamı bırakmışlar mı? Ablacığım hepsini salmışlar diyorum ya. Amcamla ilgili de avukat oğlumla konuşmuş. Bir şey olmaz demiş. İyi, Tufan abiyle gidiyorlarmış şimdi. Ya, ay ne şanslılar. Ben de mi gitsem acaba bir tabak yemek götürürdüm? Peki Cemil'in polis odasında ne işi varmış ya? Hı? Acaba polisliği falan mı tuttu gene? O ne? Ya of, ama biz amcama çok haksızlık ettik ya. O bizi korumaya çalıştı, biz onun yüzüne bile bakmadık. Tamam yani artık üzmeyin kendinizi, amcamız o bizim. Geldiğinde alırsınız bir örneğin, tamam? Senle de konuşsak gönlünü alır mıyız abla ya? Sen bizi babam hakkında uyarmaya çalıştın da biz seni dinlemedik. Yani yine dinlemedik. Tek istediğimiz babamızın bizi sevmesiydi. Her zamanki gibi umurunda olmadık onun da. Umutlanmıştım ben be. Daha da onun yüzüne bakmam. Aynen ha. Hayır doğru konuşun olmaz öyle şey. Babamız o bizim. Yani hepimizin kusurları var. Değil mi? Yani sonuçta biz bir aileyiz. Yani birbirimizi böyle kabul etmek zorundayız. E babam da kendince seviyor bizi. Ama kendini daha çok seviyor. Bence parayı daha çok seviyor da. Birbirimizi olduğu gibi kabul etmek zorundayız. E bugüne kadar hep öyle yapmadık mı? Yani babam neler yaptı, ne işler açtı başımıza. E biz hep sevdik onu yine, vazgeçmedik ki ondan. E birbirimizden vazgeçersek aile olamayız ki. Değil mi? E hepimiz hatalar yaptık. Bak Rahmet abiniz yaptı. Ben yaptım. E siz yaptınız. Ama hiç vazgeçmedik birbirimizden değil mi? Yine bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz, mutluyuz, bir aradayız. Tamam abla. Birbirimizden vazgeçmeyeceğiz söz. Hah. E benim gönlümü almaya gelince... o çok kolay olmayacak sizin için. Nasıl yaparız abla? Onu benim düşünmem gerekecek biraz. Yani tabii beni biraz fazla yani çok öperseniz barışabiliriz. Ya, ay çok güzel. Bu ne böyle abi ya? Allah Allah iyice şey oldunuz ha. Biz de biraz büyüdük diye hakkımız yok mu yani? Ne? Koş sen de sarıl çabuk. Abi dur. Çekil lan. Allah Allah. Dur ama diye. Orayı çevirelim. Bak affettin mi? Ha? Affettin mi? Hayır affedemedim. Ne
Nasıl yani? Ben anlamadım. Bu kız şimdi baya baya seni evden kovdu mu ya? Bu ne eşyanı meşyanı nerede elini gönderdi? Yapar bunlar yapar. Kadın bile tıkarmış. Her şey beklenir ya. Pirinç'i yorgan yakar bunlar ya. Boşanacağız diye tutturuyor ya. Ben anlamadım ki neye taktığını. Oğlum kadını ya seveceksin ya da anlayacaksın. İkisi bir arada olmaz. Ha, ben neye taktığını biliyorum lan. Senin bu hastanedeki doktor arkadaş var ya, ona takmış yine. Yeni bayan arkadaş. Siz galiba bununla konuşuyormuşsunuz. Benden böyle evlilik adamı olmaz falan diyormuşsun, onu duymuş. Ne demiş, ne demiş? Ben öyle bir şey demedim. Ben niye sana böyle bir şey söyleyeyim ya? Vallahi kardeşim hastanede dertleşirken duymuş. Hayır, ne alakası var olur mu öyle şey? Ben oğlum ben korkumdan Neslihan'ın yanına gitmiyorum, biliyor musun sen? Öyle sende. Öyle demesene hanım köylü gibi. Farkımız mı kalmış? Oğlum bir dakika lan. Biz seninle hastanede konuştuk ya, ikimiz dertleşiyorduk bu konuları. Hatırlasana. Oğlum hatırlasana, ikimiz de hani konuştuk, sen anlattın aile babalığı falan. Aa, şimdi hatırladım. Ben Neslihan sanmış onu. İçeride konuştuğumuz sen işte. Karşılıklı. Oğlum gördünüz mü lan siz? Bu adamı nasıl kadın zannedecek, kızı tribe girecek siz de ya? Oğlum senin benimle problemin mi var ya? Sen niye benimle uğraşıp duruyorsun ya? Ha? Niye uğraşıyor olabilirim acaba Tufan? Bak Kodes'ten yeni geldik kardeşim. Arça 9 sana yorgan örtmüşler. Gene uyuyamamış ya. Kesinlikle. Ben buldum abi. Mevzu bu. Tamam. Biz içeride seninle konuşuyorduk. Sadece benim taraf görünüyordu kapıdan büyük ihtimalle. Oradan beni gördü. İşte oradan şey mi, dert mi yanıyor falan filan. Ulan böyle bir şey evlilik bitirilir mi be? Ha, yok ondan bitirmemiş evliliğinizi. Neyden bitirmiş Cemil'ciğim? Böyle telgraf gibi tek tek söylemesen olur mu canım? Sen bu Neslihan Hanım'la Bursa'da baş başa tatile gitmişsin. Doktorlarla konferansa gidiyorum demişsin. Onunla baş başa tatile gitmişsin. Ondan baş başa mı gittin lan? Baş başa değil lan be salak. Arabanın içinde beraber gittik. Tamam işte. Bana bak bir şey diyeceğim. Gözüyle mi görmüş, kendi mi görmüş gözüyle? Yapma. Büyük ben çok büyük patladım. Ben öyle bir şey... Neler sordu bana be hepsini... Of. Hey oğlum. Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını. Evet Zeynep Bey, aynen siz ne söylüyorsunuz doğru. Gel. Yalnızım dedim. Akif Hoca falan dedim bana. Allah Allah. Düne kadar aile babası değildi hani. Şimdi niye çocuklarla bu kadar ilgileniyor? Ha? Ben ne bileyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Suçluluk duygusundan ha. Allah. Bu erkekler böyle olur işte yani böyle durumlarda. Süt dökmüş kediye döner hemen. Yok işte mücevherler alayım, çiçek alayım falan. E bunlarla senin gözünü boyayamayacağını da çok iyi biliyor. O yüzden çocuklardan vuruyor bence yani. Bilmiyorum rahmet, vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Yani kim neyi neden yapıyor hiç bilmiyorum. Üf, kafam çalışmıyor yani. Hamilelikte olur böyle diyorlardı, doğruymuş. Olur tabii. Şu çocukların yemeğini bir atlatalım da. Zaten o da anlar beni kandırmayacağını herhalde. Kadınlar her şeyi erkekleri sınamak için yapar çocuklar. Mesela sana ne yapıyor? Eline çantayı veriyor. Hadi bakalım kapı dışarı yalla. Neden yapıyor bunu ha? Niye? Niye? Acaba gidecek misin? Gitmeyecek misin? Seni deniyor. Ne yapacaksın? Gitmeyeceksin. Mesela sana boşanma kağıtları gönderiyor değil mi? Ha. Niye? Niye? Acaba onu terk edecek misin? Terk etmeyecek misin? Ne yapacaksın? Boşanmayacaksın. Doğru. Vallahi doğru. Tam tülaylık bir hareket yani. Vay doğru. İyi de Zihni Bey amca yani kusura bakma da senin de durumun pek farklı değil şimdi. Seninki de bir anlamda böyle terzi kendi söküğünü dikemez durumu. Yanılıyor mu? Benim günahım başka ya. Benim günahım büyük. Ben ilk aşkımın ismini kızıma verdim ya. Oy ben hatırlıyorum. Ha, çok fena çok fena hatırlıyorum abi de. Senin de yaptığın iş yani şimdi olacak iş miymiş ya. Ne büyük hakikaten patlatmışsın kendini ya. Çocuklar sizin yaşınız kadar benim evlilik hayatım var. Her şey çok güzeldi. Ta ki o şerefsiz, adi, namussuz Fikri Orteşkır'a kadar. O deyus yüzünden yuvam dağıldı bir kere daha. Tamam. O namussuz yüzünden oldu. Çay iç abi, sen çay iç abi. Sakin abi. Ama siz baş koydunuz yoldan geri dönmeyin. Bana güvenin, beni dinleyin. Kulağınızın bir yerinde mutlaka küpe olarak kalsın. Evet ulan, doğru. Vallahi doğru, tamam. Benim bir suçum, kabahatim yok ama ben yine de gidip özür dileyeceğim. Niye?
Çünkü karım benden boşanmak istiyor. Niye? Ben boşanmak istemiyorum. Aferin ya. Arkandayım. Evet. Bir şey diyeyim mi? Bak ben de çok fena gaza geldim. Demek ki Tülay abi bana boşanma şeyini göndererek... yani aslında diyor ki gitme diyor. Boşanmak istemiyor yani aslında beni. Tamam abi ben... Haber olsun ya. Vallahi haber olsun. Benim onun uğruna ölümlere gittiğimin her şeyden haberi olsun abi. He? Aynen. Niye talis olanın akıbeti de halis olurmuş. Böyle yani. İyiyken iyiye yani. Halis halis. Halis halis. Doğru. Doğru. Şiir gibi konuşuyor adam. Doğru bence. İki de aynı yerde iki aynı yerde halis dedi. O etkileyici olan o. Evet. Bir de ne derler? Okulun hiçbir katkısı yokmuş, öğrenmiyor. Lan bundan daha büyük fayda mı olur? Demek paraları gömdünüz ha? Gömdük. Gömdük. Üstüne de bir tane taş koyduk. Bizden başka kimse çıkaramaz değil amca. Bir yere saklasaydınız bari. Zaman kötü. Sen bir rahat olsana dayıcım ya. Biz onu öyle bir soktuk ki oraya. İkimizden başka hiç kimse o parayı oradan çıkaramaz. Hadi, hadi göreyim sizi. Zafer bizimdir abi. Hiç merak etmeyin tamam mı? Evet. Biz zaten kendimize güvenmememiz bizim sıkıntı tamam mı? Biz kendimize güvenmemiz lazım. İnanmamız lazım kendimize. Doğru doğru. Karılarımız bizimdir. Bizim kalacak abi. Unutma tamam mı? Evet. Unutma. Tabii kardeşim. Bak artık ipleri elinize almanın zamanı geldi. Biz kimsenin kuklası olmayacağız tamam? Aynen. Aynen. Farkında mısın bak başında o da öyle değildi. Doğru değişti o da değişti. Ben teşkilatı kurup seni bekliyorum burada tamam mı? Ha tamam lan bir çiçeğe bakıp geleceğim sakın uyuma ama. Ne demişler? Su uyur düşman uyumaz. Hadi göreyim sizi. Karınızın kalbini kazanın. Hadi, hadi bakayım. Dediğimi yapın. Yeter yedin hadi yeter. Tamam ulan nimet bırakılmasın. Hadi. Hadi bakalım. Demek öyle Süleyha Hanım. Ben de seni geri kazanmazsam. Hadi bakalım. Şişt, bak. Hiç süngüyü düşürmek yok. Tamam yapıştır yapıştır. Hazırım. İyi akşamlar. Ne dedin sen Cemil he? Bütün gün aklımı aldın benim. Nezaretlere düşmüşsün bir haber vermek yok. Yanına gidiyorum. Valla çiçeğim ne desen haklısın. Haklıyım tabii. En doğrusunu sen bilirsin tabii. Şey tufan yüzünden oldu. Ay ay yazık ne olmuş ki? Benim tatlı sevgilim. Ya amca biz sana çok haksızlık ettik ya. Çok özür dileriz. Evet amca ya. Babamın aklını unuttuk seni. Özür dileriz. Ya olur böyle şeyler çocuklar. Takmayın kafanızı. Önemli olan bundan ders çıkarabilmek değil mi? Ne demişler? Bir musibet bin nasihate evladır. Değil mi ya? Evet ha. Amca. Ama biz senin gönlünü alacağız söz. Evet amca sen merak etme tamam mı? Biz seni biliyoruz nasıl mutlu ettiğimizi. Tamam kızım tamam. Siz dersinizi çalışın güzel notlar alın biz mutlu oluruz tamam mı? Bakın en güzel şeyi ablanı söyledi. Neymiş? Ders çalışmak. Ha? Oy 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 oy. Lan biz ne kadar içtik öyle benim başım ağrıyor ya. Oo. Ben size söyleyeyim ama buraya da yazıyorum. Bu içki var ya içki bütün kötülüklerin anasıdır. Hey. Amca. Hadi şey yapalım kalk. Kalk hadi gidelim. Ben çok kötüyüm. İyi hadi müsaade hadi eyvallah. O asıyı baba dur oğlum dur gidemiyorum ben ya zaten gitsek de bizi eve kimse almaz ki oğlum ya. Şuradan bizi şu kapının yolunu bir buldurun da biz oradan cücümüz kalk hadi gideriz kalk. E bize gidelim madem ha? Biz de devam ederiz. Ya bir git nereye gidiyoruz ben 5 dakikaya kepengi kapatırım. Çiftliğimiz var bizim. Açık hava mis gibi. He? Hem yolda açılırsınız. Ne güzel sohbet ediyordum.
Yok ya, çiftlikten ben nefret ederim ya. Çiftlik lanetli bir yer. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Ben çiftliğe gittim. Oradan bir tane geyikbaşı çıtonk diye düştü. Herifin benim pekmez var. Çok komik adamsın be Fikri. Niye öyle olsun ha? Arkadaş arkadaşa takılacağız işte. Hem para falan da harcamazsınız. He? Ne dersiniz? Gidelim mi? Abi. Olur ama yalnız bir şey diyeceğim ha. Böyle öyle dolmuşla falan gitmem fakir gibi. Nefret ederim böyle işlerden. Madem siz bizi misafir edeceksiniz, çiftliğiniz, o zaman kromoyun hareket edeceksiniz. Ne istersek çekeceksiniz. Herhalde canım, hiç olur mu öyle şey? Hadi içelim bakalım. Ay, ne güzel böyle hep birlikte oturuyoruz. Ama Tufan orada yalnız kaldı ya. Diyorum ki ben gidip bir avutsam mı acaba onu? Git bence Ferda. Bir dene şansını. Ha, gerçekten mi? Ben gideyim o zaman. Ya bacım, gözünü seveyim ben. Dilimde tüy bitti artık söylemekten. Cık. Almaz adam seni içeri zaten. Boşuna uğraşıyor. Ben şimdi onun yanına gideceğim. İşimiz var zaten. Nereden biliyorsun Cemil? Belki ikisini birden idare edecek, belli mi olur? Vallahi erkek kısmının sağ solu belli olmuyor. Belki karısına ağlayacak, Ferda'yı ağırlayacak. Belli mi olur? Hadi git sen bence, git. Vallahi dene bir şansını. E gideyim o zaman. Ben ne yapayım? Ya bacım. Tamam gidiyorum ben. Bir çay içirtme. Ya adam senin yüzünden ölecekti ya. Beni konuşturuyorsun. Barış sen de bir şey söylesene kardeşim bak. Ha yok, şey, Filiz ne diyorsa doğrudur. Evet evet, yani Filiz zaten söylenmesi gereken söyledim oğlum. Bana bir şey sormayın. Ha, iyi gideyim ben. Bak ben de size şey aldım. Kestane şekeri aldım ha. Ha aldım mı? Evet evet aldım. Böyle. Böyle hem de çocuklar da yer diye böyle çeşit çeşit aldım. Ha güzelim. Belki benim güzel karım, benim güzel sevgilim de. Şöyle bak. Pembesi de sevdi. Sen seversin pembeyi. Çiçek diyordun, şeker getirmiş bak. Kestane. 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 Ha çiçek. Çiçek. Şey, gereken çiçek de alabilirim. Anlıyorsun tabii canım. Benimle içeri gelir misin? Güzel. Resim. Gelsene. Evet. Hanım da çok severdi bunu ya. Ya bu arada kızlar burada yatıyor biliyorsun. Ben çocuklarla içeride yatacağım. Sen de amcamla yatarsın salonda. Tamam bak canımın içi. Bak ben senin neye kızdığını anladım. Tamam mı? Sen Neslihan'a takmışsın ama. Ben Neslihan'a takmışım. Evet takmışsın. Bak biz Tufan'la konuşuyorduk orada. Tamam mı? Sen aralıktan onu göremeyince şey olmuşsun hani sanki ben Neslihan'la konuşuyormuşum gibi düşünmüşsün ama saçma. Çünkü ben yani Neslihan niye tartışayım, niye dertleşeyim böyle bir şey konuşayım durup dururken yani. Durup dururken. Evet. Bak ben sana küçük bir yalan söylemek zorunda kaldım tamam mı? Hani Neslihan'la tek başıma gitmek zorunda oldum falan, Bursa'ya farkındayım. Yavrum Akif Hoca yüzünden gittim ya. Yani adam orada ısrar etti, ne diyeyim ben, nasıl kırayım ben şimdi? Hocam o benim yani, sempozyum mempozyum deyince adam. Ay hadi konuştukça batıyorsun, konuşma ya. İstemiyorum ben bir şey duymak. Ben bu yemekten sonra çocuklara boşanacağımızı söyleyeceğim, tamam mı? Bunun geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Okey, tamam. Sıkıntı yapma, sinir yapma. Zaten şöyle seni sinirlendirmeye çalışıyorum. Sen nerelersin, bunu da aşarsın gayet. Ben sensiz bir hiçim Tülay. Hasretinden kara sevdaya düştüm. Hasretinden kara sevdaya düştüm.
Ulan. Ya kardeşim ya, Allah Allah. İki saattir bir tane mısra ezberleyeceğim be Tufan. Ya ama oğlum ne yapayım ya? Çıkmıyor böyle ağzından yalan yalan, bir acayip. Yalan mı? Ne yalan ulan? Saatlerdir burada uğraşıyor senin için. Ameliyatla nişanlımı bırakmışım, gelmişim. Ya tamam be, Allah razı olsun, sağ ol da yani. Şey mi yapsak böyle? Ne bileyim yani oğlum, biraz doğal bir şeyler söylemek lazım gibi. Olmuyor gibi sanki. Ne? Doğal mı? Ne doğal ulan? Ağdal olacağım böyle, şiirsel olacaksın, anladın? İçinden gelecek böyle, akacak yani, anladın? Tülay'ın böyle içi cız edecek böyle, ağzının ucundan konuşacaksın, ağla. Tamam. Aksın böyle. Tamam şu an geldi duygu, bir gir hemen. Hemen gir, bir deneyeyim bakayım. Hadi yaparsın koçum. Hadi giriyorum kayda. Tülay, hasretinden kara sevdalara düştüm. Senin uğruna yollarda ölmeyi, telef olmayı göze al. Oldu lan bu. Ulan dur, daha kesmedik, daha vardı ya. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya ama... Allah Allah. Tamam bir izleyelim de şey yaparız sonra, gel. İyi, al gel izle. Tülay. Bu başı iyi oldu. Başını iyi yaptım. Ha. Bunları sen şimdi nasıl kesip mi yapıştıracaksın, nasıl olacak? Ha yok, ben kesemem de çarşıda Çağrı var, o halleder ya. He tamam, bak bu iyi ya. Göze al. Biraz ama sanki durup böyle. Hey. Şişt lan cücü. Cücü, oğlum köpekler bastı lan burayı. Hadi. Hadi kov şunları, itsin lan. Oo, kapı. Ay 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 ay. Ay. Lan. No, neredeyiz lan biz? Şşş. Alo. Önce bir rahat dur ya. Neredeyiz lan biz? Dün gece bunlar bizi nereye getirdiler? Ya dün adamlarla gelmedik ki biz köpek çiftliğine ya. Herkes. Ana! Lan! Bu ne be? Ana! Ana! Lan bu ne? Zincirlemişler oğlum bunlar bizi. Lan manyak mısınız lan? Niye zincirliyorsunuz bizi? Dayıcı! Ah geldi. Ulan amma uyudunuz be. Geceden beri ayırtmaya çalışıyoruz sizi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Manyak mısınız kardeşim? Gösterinize bize, Allah Allah. Bu ne ya? Nerede lan gömdüğünüz paralar? He? Yerini söyleyin, salalım sizi. Bizim paramız varmış. Duydun mu lan yeğenim ya? Bizim paramız olsa niye gömelim? Hem ceset mi bu gömeceğiz, Allah Allah? Gömdünüz işte. Dün akşam söyleyip duruyordunuz. Söyleyin yerini, kurtulun buradan. Ölürüm de paramı vermem. Sen Nabi'ni tanımıyorsun. İyi. Ölün o zaman. Paranın yerini söylemeden buradan çıkamazsınız. Köpek gibi yaşarsınız burada. Ay ay ay! Ne oldu lan Fikri? Dün gülüyordun kikir kikir. Ay 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 ay! Ay ay! Tövbe estağfurullah. Ya oğlum lan! Açsanıza lan şunu, çözsenize man... Vallahi manyakların içinde kaldık ya. Kesin babam beddua etti ha. Kardeş, bana bak. Senin suçun ne? Sen ne gömdün lan? Ha? Ya ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız amca ya? Oğlum ben ne bileyim ya. Ara şu Filiz'i, gelsin kurtarsın bizi konuma. Bir git Allah aşkına ya. Adamlar bizi buraya zincirlemişler. Cebimizde telefon mu bırakırlar amca? Ya bilmiyorum ki, biraz salağa benziyorlar. Bırakabilirler. Vallahi salakmış bunlar ha. Hadi bismillah. Buyur geç. İyi misin? İyiyim. Of, aman çiçek, geldin şimdi buralara kadar, olacak iş mi ya? Dinlenmen gerekiyor senin evde. Ya otururum şuracıkta, sıkıldım evde ben, otur ya. Gel yavaş. Dur. Yavaş. Ay. Hem öyle tarifle falan olmaz, ben anlatırım, sen yaparsın yemekleri ha. Efendim Ersin, ne yüzü arıyorsun sen beni? Tam o Deyyus'tan çıktı mı piyasaya? Filiz ablacığım, biz tutsak kaldık, bizi esir ettiler. Gel bizi kurtar, haydi. Kızım, güzel kızım. Babanı burada zincire vurdular. Gel kurtar beni kızım. Ne? Ne diyorsunuz? Neredesiniz siz? Köpek çiftliğindeyiz. Adamlar bizi öldürmek üzere. Filiz abla gel kurtar bizi. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Girin başkasıyla dalga geçin siz ya. Valla benim size uğraşacak ne vaktim ne halim var, onu söyleyeyim. Zaten polis peşinizi dolandırıcılıktan alacaklar sizi. Tamam? Ha. Ne oluyor lan, at mı kesiyor? Suratını kapat. Hayda. Amca. Heh.
Polis peşimizdeymiş. Polis peş. Amca. Biz şimdi polisi arayıp ondan da yardım istemeyiz. Biz ne yapacağız? Bir şey sakin ol biraz, sakin. Amca boş ver, sıkma canını ya. Peşlerine düşmeyelim diye iş çeviriyordur onlar. Filiz. Ay Filiz. Recep Hanım hayırdır, ne bu telaş, ne oldu? Merhaba Zihni Bey. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim, çok teşekkürler, sağ olun. Ay Filiz, hayır, sorma başımıza geleni. İyi ki bugün burayı açtınız. Ya tamam, Sade'de gel. Ya bakanlıktan müfettiş göndermişler, burayı teftiş edeceklermiş. Ne? Evet. Nasıl ya, akşam ama olur mu böyle, şimdi akşam davet var. Ya. Babacığımın vallahi hatırlı dostları vardı da el altından haber gönderdiler. Şikayet etmişler lokantayı. Kim şikayet eder burayı ya? Of. Görürsünüz, size bu insanların okulumuza ait olmadığını göstereceğim. Şevket Bey, durumu kişiselleştiriyorsunuz, yapmayın. Üstelik bakın geliyorlar. Savaş Bey nasıl ilgileniyor çocuklarla? Pişman olacaksınız. Barış abi, herkes bize bakıyor ya. Tamam bak, ne konuştuk biz sizle? Arkadaşlarınız ne yaparsa yapsın. Siz kendinize ödün vermeyeceksiniz, tamam mı? Anlatacaksınız kendinize, onlar da anlayacak sizin babanızla aynı olmadığınızı. Keşke sen bizim babamız olsaydın. O zaman doktor çocuğu derlerdi bize. Oğlum ne alakası var ya? Sizin değerinizi biz mi belirliyoruz oğlum? Baban ya da ben mi belirliyorum? Olacak iş mi? Geçin bakalım şöyle bir. Geç otur oraya. Bunu ister misiniz? İstersiniz değil mi? Çünkü bununla birçok şey alabilirsiniz. Peki, şimdi ister misiniz? Yine isteriz Barış abi. 100 lira ne 100 lira? Yine aynı şeyleri alabiliyorsun ki. Aynen öyle. Bahsettiğim tam olarak ben onu ne kadar buruşursam buruşturayım, o değerinden hiçbir şey kaybetmedim. Yani sizin başınıza ne gelirse gelsin, ne yaşarsanız yaşayın, özünüzü kaybetmediğiniz sürece değerinizden hiçbir şey yitirmezsiniz. Tamam mı? O halde, madem anladınız, alın bakalım bu sizde kalsın bugün. Arkadaşlarınızla bir şey de ısmarlayın, bendensiniz. Çok sağ ol Barış abi. Teşekkürler Barış abi. Rica ederim, hadi bakalım. İyi kızlar. Gelin ya, Fiko'da para var. Barış abi bize para verdi, kantine gidelim. Bahaneyle de buralar tertemiz oldu. Ya benim dişim hemen hemen bitmek üzere Necmi Hanım. Vallahi Zihni Bey, arı gibisiniz. İnanın babam da sizin gibiydi. Ailesi için hiç durmadan hayatı boyunca çalıştı. Evelallah, elimden hiçbir iş kurtulmaz. Yavrum ne yapıyorsun sen öyle tek başına hamile hamile ya? Bırak şunları. Ay yaparım ne gerekiyorsa, geç şöyle. Ben de söylüyorum sabahtan beri de dinlemiyor ya. Teftişe geleceklermiş akşam, temizlik yapmamız lazım. Ya yaparız biz, hallederiz. Sen niye oturduğun yerde? Ben de şöyle güzel tereyağlı bir pilav yapacağım. Çok güzel yapacağım. Hayır yok ya, yemekleri de ben yapacağım. Sen kalkamazsın böyle. Ya yok. Pilav senin için değil, ben yapacağım. Her şey üst üste geliyor, görüyor musun ya? Yani aşçı aranıyor diye illa nasıl bir kişi aramadı ya? Kız boş ver, zaten o aşçı gelene kadar ben ayaklanırım ya. Şu günü bir atlatalım da. Ya bir de o kadar adamız ya. Ha? Bir şekilde hallederiz. Rahmet var, Tufan var. Çözeriz yani. Rahmet'i ben okula gönderdim. Hocası gelmiş. Akşam çocukları alıp gelecek. Tufan abi diye biri yok zaten benim için. Cemil de Tufan abinin peşine takıldı. Ya ne yapıyorlar yan yana bilmiyorum. Sanırsın dünyayı kurtarıyor. Ne yapacaksak birlikte yapacağız işte yani. Hallederiz bir şekilde abi. Çözeceğiz ya. Evet. Aa! Babam! Babam!
yanında efendim. Sakin olsanıza. Zehir Hanım. Ay Allah'ım. Burayı mühürlenmez. Bir daha açtıramayız. Tamam tamam alırım. Hayır ya, ne zehir olmaz. Yemek pişiyor burada. Hayır Barış, yakalayandan al. Öldürmeyenden al. Tamam yavrum, yakalayandan alırım. Tamam, merak etme. Öldürmeyenden al Günah. Günah ya. Çabuk. Çabuk. Ay. Kıpırtma beni ya. Yaralıyım ben. Al. Ne gibi hanımcığım? O tarafa gelin sen. Bana böyle gözlerine. Lan nereye gidiyorsun sen? Ne yapıyorsun hayvan? Üst üste. Dağlar girdi aramıza. Güzel. Dağlar aramıza. Aramıza. Aramıza, tamam. Tamam lan. Oku bakayım şuna be. Çok iyi oldu o. Dur. Siyah saçların gibi karardı ufkum. Sen bana bakmayınca hatalarımı acı gibi koydum. Üst üste dağlar girdi aram. Oğlum bu bir acayip lan bu. Bunun daha şeyini yapmasak mı ya böyle? Hani başka bir şairin olabilir. Yani denenmiş, hani böyle garantili bir şey olmasın mı? O ne oğlum? O zaman bana niye şiir yaz dedim bu kadar zaman burada uğraşıyorum senin için? Allah Allah, ben sana şiir mi yaz dedim oğlum? Ben şiir okuyacağım dedim. Sen oturdun yazmaya başladın. İyi kardeşim. O zaman sen öyle yap. Sen bu kadar değer verdiğini iddia ettiğin karın için bile uğraşma. Hazırına koy. Önceden böyle kullanılmış şiirleri kullan. Allah Allah. Onun için bile böyle uğraşma. Hiçbir şey yapma yani. Ondan sonra bana gelip hayıflanırsın. Cemil Tülay benim videolarıma niye cevap vermiyor diye. Doğru diyorsun ya. Herhalde öyle oğlum. Bir kere tonlamasını yanlış yaptın. Ondan olmuyor o zaman. Evet işte o, ben sesimi öyle yapamıyorum. Ondan çıkmıyor tam gibi yani. Deneysek mi ya? Ver. Bak. Siyah saçların gibi karardı ufkum sen bana bakmayınca. Hatalarımı acı gibi koydum üst üste. Dağlar girdi aramıza. Anladın mı? Bak sana ödüllük şiir yazmışım. Al. Oğlum bak sen yapınca çok böyle ben bile etkileniyorum, oluyor yani ama bana geçince bir ne dediğim garip bir şeye dönüşüyor ya. Tamam kardeşim, olacak. Sen şimdi bak şurada bir iki mum yak. Yak oraya, bir ortam hazırla. Biz bunu bir kaydederim, tamam? Tamam. Yak oğlum da. Oğlum şu perde dedi kapıyı. Ah bu mumları da. Tülay kıyamazdı yakmaya. Başlatıyor müziği ha? Dur lan dur, şunu da yakayım. Siyah saçların. Başlattım müziği. Dur lan bir dakika. Tamam. Al. Nasıl seslerin değil mi böyle? İçli ol. Duygudan böyle önden. Siyah saçların gibi karardı ufkum. Sen bana bakmayınca hatalarımı acı gibi üst üste koydum. Dağlar... Ay siz ne yapıyorsunuz böyle erkek erkeğe? Ne yapıyorsun bacım ya? Ortamımızı mahvettin ya. Ya bu kadın niye zırt pırt giriyor abi benim evime ya? Nasıl girebiliyor, ben onu da anlamıyorum ki ya. Bey anahtarım var benim Tufan. Ay sen az önce hisli hisli şiir mi okuyordun? Bana da okusana biraz, duyayım. Cemil bak bunu buradan al. Vallahi bunu buradan al. Yemin ederim ameliyatım demeyeceğim bunu. Burak. Kalksana ya bacım, ne geliyorsun buraya, sana gelme dedik o kadar ya, Allah Allah. Adamın bedeni adamın kararı zaten. İstemiyor seni, anlamıyor musun? Sen bodyguard mı tuttun Tufan? Evet. Çok sıkıldım orada. Biraz dursaydım en azından. Yani... Hazır mı? Var mı orada? Al. Ne kadar seni kaptırma. Koy bakalım. Tamam. Bir şey diyeceğim. İçeride mi koysak ya? Yok ya, olmaz öyle şey. Ne müfettiş gelse ne diyeceğiz? Burada şey var mı diyeceğiz? Görmeyen yerlere koy Barış. Doğru olmaz. Ay Filiz ya, bunun çocukları vardır. Kesin kocası da vardır. Ay tövbe yarabbim, Allah korusun. Merak etmeyin Necip Hanım. Yürü koy bakayım. Bütün sülalesine yetecek kadar kapan var. Her türlü oluruz. Şaka yaptın. Çiçek, ciğerimin köşesi. Ay ne toplaşmışsınız. Burada müşteriler orada bekliyor. Ha? Aa müşteri mi? Vallahi gelmiş. Müfettiş gelmiş. Bak bir de gelmiş, müşteri gibi oturmuş. Biz de çaktırma yap, tamam. Tamam. Necip Hanım, Allah aşkına panik yapmayın. Bak beni de panik ediyorsunuz. Ne olur ya. Şey, Çiçek sen temizlik malzemelerini al da yemeye başla hemen. Tamam. Ne oluyor Çiçek? Sen aç şef onu ya. Çoluk çocuk da yok. Burada oynamak zorunda değilsin yani. Ha, boş ver. Temizlik imandan gelir derler.
Günde 5 kere temizlemezsem için rahat etmez bu lokanta. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, buyurun. Ben bir kuru fasulye, bir de pilav alayım ayrı ayrı. Bana ne zaman bakacaksınız? Amma da yavaş servisiniz var ya. Kusura bakmayın, hemen geliyorum. İçecek alır mısınız? Sempozyum bitti, dönüyorsunuz. Güzel. Bunu söylemek için mi aradın? Yok Savaş, ya ben çok düşündüm. Karınla konuşmadan benim içim rahat etmeyecek. Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam. Tamam, o zaman gel konuş, tamam, ne diyeyim? Yani ne elimize yüzümüze bulaştı bu iş ya, saçma sapan. Tamam, gel ne olacaksa olsun ne isteyen biz. Bütün gün Filiz'in dükkanındayız, tamam mı? Ben şimdi mesaj atarım sana, konu mu? Gelirsin. Tamam. Ben çıktım, yoldayım zaten. Bir araç ayarlamıştım. Geliyorum o zaman. Tamam, tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Açım! Susadım be! Açın lan şunu! Amca! Yeter artık, duymuyorlar seni, bağırıp durma ya. Oğlum Mersin, vallahi billahi bana hemen yiyecek bir şey söyle. Yoksa ben var ya, gideceğim onlara, söyleyeceğim lan parayı nereye gömdüğümüze. Ben açlığa susluğa dayanamam oğlum. Amca saçmalama, sakın. Dayan, lütfen. Buradan çıkış yolunu bulacağız. Söylersen bitersin, yapma. Tamam. Ne yapıyorsunuz la gömücüler? He? Keyfiniz yerinde mi? Gel bakalım. Hadi bakalım bunu sen al. Bana bak lan. Söyleyecek misin hepsi paranın yerini ha? Pes ettiniz mi? Hayır, pes etmedik. Ya oğlum, eğer biz ölürsek zaten öğrenemeyeceksiniz paranın yerini ya. Manyak mısınız, açın ya. Ölecek hale gelince zaten söyleyeceksiniz lan. Yanınızdan daha kıymetli değil ya. Yo, canımızdan daha kıymetli. Ne korktu lan bunlarda? Ha? Et mi lan bu? Ne oldu lan? Ağzınız mı sulandı? He? Et var hepsinin içinde. Size de vereyim mi birer parça? Hayır, hiç acıkmadık biz, değil mi? Hiç acıkmadık. İyi. Hadi bakalım. Ben seni var ya ben... Ay şunlara bak ya, ne güzel yiyorlar, şapur şupur ya. Amca. Filiz ablayı kandıramadık, çocukları mı kandırsak acaba? Ulan ah, açlıktan ben de kafam kaldı. Ara, 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 ara. Su da iç oğlum, su da iç. Allah Allah. İyice acındıracağız amcam, tamam mı? Çocuğunuz bizi kıyamaz bize. Bir zaman sonra affeder kocası yani, tamam mı? Şu yengemle amcamı barıştırdığımızda var ya, amcama çok güzel hediye oldu. Tabii canım. Ha, alo yenge. Ya şey, ben Kiraz. Filiz'in kız kardeşi, hatırladın mı? Amcam bizde kalıyor da. Kes kızım. Ya tamam dur. Kapama. Sakın kapama. Kapama, kapama, kapama. Şey... Ya vallahi amcam çok kötü. Hastalandı, yataklara düştü. Evet ya, sen onu terk ettiğinden beri o kadar kötü ki yataklara düştü. Bir görsen, hep seni sayıklıyor bize. Evet, karım diyor başka da bir şey demiyor vallahi billahi. Ben onu nasıl kaybettim, onun değerini bilemedim diyor ya. İlk göz ağrımda. Evet, ilk göz ağrımda diyor. Hep seni anlatıyor bize vallahi. Kiraz kimle konuşuyor bu kadar? Meşgul ya sürekli. Ay. Ya o çok konuşur zaten, onu niye arıyorsun? Sen öbürünü ara. O hadi, hadi. Taktik o yani. Hadi. Hem biz sana demiyoruz ki illa barışacaksın diye. Bir kere konuşsan yetecek, ona bak. Ya evet, bak hasta olacak diye korkuyoruz. Bak sana ne diyeceğim. Bizim lokantada akşam bir yemek var. Ben sana adresi vereyim, sen oraya gel ha. Ne dersin? Evet, tamam. Ben sana adresi veriyorum o zaman. Hazır mısın sen? Yanındaki yatık elin var mı? Tamam. Bak ya, bu da meşgul attı ya. Ulan şuna bak ya, aileye bak ya, aileye bak ya. Aradığın zaman hiçbirine ulaşamıyor. Ölsen umurlarında. Ben boşuna faydası demiyorum ki onlara. Ya öyle işte amcacığım. Sen besle, büyüt. Sonrasında sırtını dönsünler. Aile kavramı tamamen yok olmuş ya. Kim kaldı lan arayacak? Rahmet. Ha, Rahmet, Rahmet'i ara. Asıl var ya, onun manita var ya, benim yeni gelin. Onun numarası bizde olacaktı ki güzel olanı. O zırt diye gelirdi buraya çünkü o tam benim kafa. Ne var lan? Ha, amcaoğlu.
Ya biz şu an çok zor durumdayız. Köpekçilerin eline düştük. Adamlar bizi vallahi öldürecekler. Gel bizi kurtar hadi. Bana ne oğlum, benle... Siz önce çocuklardan çaldığınız parayı geri getirin, tamam mı? İşim var benim. Lan Rahmet, maç. Ne oldu lan? Bu da yüzüme kapattı. Ulan bunlar görürler günleri. Bunların hepsi var ya, faydasız. Önde gidelim bunlar. Ben bundan sonra bütün işlerimi tek başıma hallederim. Onların da işi bana düşer görür. Deniz. Döndün mü? Kızım niye telefonlarımı açmıyorsun? Müsaitken demiştik, müsait değildim. Deniz tamam, özür dilerim. Uzatma artık istersen. Lan Barış'a sinirlendim orada, o yüzden saçma sapan konuştum biraz yani. Yo, sen ne düşündüğünü söyledin. Her zaman yaptığın terbiyesizlik bu. Niye acaba? Çünkü siz hiçbir şey anlamadan, dinlemeden adam kesip atmayı dünden meraklısınız. Biz kimiz ya? Ablanla sen Rahmet ya. Sanki bu dünyadaki herkes sizi aldatmak için toplanmış gibi davranıyorsunuz. Sen niye Barış'ı savunuyorsun o zaman? Rahmet, ben kimseyi savunmuyorum. Ben bir ilişkinin iki tarafı var diyorum, anlıyor musun? Barış'ı başka bir kadınla gördük, asalım keselim. Deniz zaten güvenilir değil bilmem ne falan. Nasıl abla kardeş çok doğrusunuz çünkü. Onu mu dedim ben şimdi? Rahmet, başkalarının doğru dediğine inanmak kolay. Kendi doğrularını bulmadan sakın gözüme gözükme. Denizciğim. Hocam. Hocam, ben de sizi bekliyorum ya. Hatta sabahtan beri bekliyorum yani. Ya aslında haftalardır bekliyorum sizi de. Hocam, bir konuşabilir miyiz lütfen? Ha? Odada. Tamam, odada. Neden bekliyorsun beni? Hocam, bildiğiniz ve gördüğünüz gibi ben Amerika'ya gidemedim. Sonrasında siz de yoktunuz. Ben beni tekrar okula almanızı isteyecektim. Niye öyle bir şey yapayım? Hocam biliyorum, sizi çok hayal kırıklığına uğrattım, farkındayım. Ama gerçekten çok geçerli sebeplerim vardı yani. Beni bir dinleseniz... Biliyorum ben her şeyi. Senin için senin dışındaki herkes çırpınıyor. Kıymetini bil. Kim, Deniz mi anlattı? Madem geri dönmek istiyorsun, kadın için mücadele edeceksin. Pelin de asistanım olmak istiyor. Pelin kim ya? Benim. Sana son bir şans. 3 haftanız var. Biriniz asistanım olacaksınız. Bu süreç içinde tek bir vukuatını görürsem gidersin. Tamam. Şimdi çıkın. 103 numaralı amfide sınav var. Çocukların başında dur. Tamam. Ha Rahmet. Buyurun hocam. Özellikle Deniz'le okul içinde değil yan yana gelmek, selam bile vermeyeceksin. Anladın değil mi? Anlaşıldı hocam. Ben kazanacağım. Boşuna kendini yorma bence. Asistanlık benim hakkım. Okulda çıkardığın olayları da duydum bu arada. Yani o kız olduğun sürece bence şansın yok. Gözüm üzerinde Ali Hoca'ya şikayet eder. Amcacığım, Allah aşkına sabret. Bak bulacağız buradan çıkış yolunu. Lütfen dayan, dayan. Hadi. Ey, ulan bütün sülaleyi aradık ya. Kimi arayacağız daha be? Sülaleden olmayan biri. Polis eskisi. Çiçeğin manitası. Neydi uzun boylunun adı neydi? Cemil mi? Cemil, ha Cemil. Cemil. Ara Cemil, ara Cemil, Cemil, Cemil. Alo, Cemil abi, Ersin ben. Teyze ablamın kuzeniyim. Cemil'im,
Aslan polisim benim, gel kurtar beni Cemil'i. Ne diyor Fikri abi? Ne diyor yine o ya? Ne diyor yine? Nasıl zincirlediler ya? Olur mu öyle şey kardeşim? Tamam polis adamım ben. Tamam ben geliyorum kurtarmaya siz. Hemen adres ver geliyorum. Ne? Ver şunu. Dur ne yapıyorsun? Ya bırak abi. Oğlum niye kapattın? Ya belki zor durumdalar, yardım etmemiz lazım. Ya sen bu polis lafını duyunca niye hemen gaza geliyorsun abi Allah aşkına ya? Bırak onlar okulu dolandırmışlar. Ne halleri varsa görsün. Ne? Ha. Al yine arıyor. Dur. Ya Cemil sakın. Hayret bir şey ha, kapattı. Ama kardeşim bak polislik böyle bir şey. Ya polis dediğin böyle iyi de olsa kötü de olsa o çağrıya cevap vermek zorunda. Eski polis Cemil, eski polis. Allah aşkına milyonlarca kez konuşmadık mı bunu ya? Lütfen artık ya. Aa bak beni de arıyor. Al ne yapıyorum? Hop kapattım. Niye? Çünkü ben polis değilim. Sen ne yapacaksın kapatacaksın. Niye? Sen de polis değilsin. Başka polis de yok burada. Lütfen ya. Tamam ulan. Aa yine arıyor al. Tülay. Oğlum Tülay değil, Fikri abi diyorum. Ya, sardım başıma. Tülay arıyor, Tülay aç. Lan. Oğlum nasıl konuşacağım, ne diyeceğim ben şimdi? Ya, tamam sakin ol, açsana vazgeçecek şimdi. Ne yapayım işte, sesimi şeyle yapayım mı? Ya bırak, normal konuş, aç şimdi vazgeçecek. Hadi. Alo. Gülüm. Ne yapıyorsun? Beğendin mi şiirimi? Tülay tamam öyle de konuşma yani ben... Gülüm vallahi bak ben senin için ölmeyi bile göze aldım, yapma böyle ne olur. Ama... Şimdi versene şu, ver. Alo yenge. Cemil ben. Merhaba. Yenge bak sana bir şey diyeceğim. Bu adam gerçekten burada senin için çok uğraştı ve şu an çok kötü durumda, haberin olsun. Yok. Ne? Hiç mi istemiyorsun? Ama yenge... Kapattı. Şiiri beğenmiş de... sana çok kırgın olduğu için... bir daha aramasın, numaramı falan değiştireceğim dedi. Biliyorum. Bana da öyle söyledi. Ya ben ne yapacağım oğlum ya? Ben Tülay'sı nasıl yaşarım ya? Afiyet olsun. Nasıl buldunuz pilavı? Güzel, her şey çok güzel. Siz mi işletiyorsunuz burayı? Evet, Çiçek'le ben işletiyoruz. Çiçek'in pilavı vallahi mahallede bir numaradır. Ne oldu? Ben hamileyim de böyle bir böyle hıçkırık gibi geliyor bir şey. Ondan korktular. Geçmiş olsun. İyisin değil mi güzelim? İyiyim iyiyim. İyi değil mi yemekler? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Oh, çok sevindim. Afiyet olsun. Allah aşkına hallet şunu. Ne yapayım yavrum? Bizim diyeyim eli kadar ev bana. Ben mutfaktayım arkadaşlar. Çay hazırmışsa. Necmi Hanım heyecanlıdır. Biraz da çay hazır diye bağırdı aslında. Alır mısınız çay? Olur, alırım bir tane. Heh. Tuz yok bunda kardeşim, tuz yok. Ver, boş. Halledeyim hemen. Anladın değil mi lan? Anladın. Anladım tabii, sen de bizi iyice salak yaptın. Çağır gelsinler. Alo! Gelin lan, gelin. Konuşalım lan. Gelin, yoksa susmayacağız. Gelin! Otur be. Söyleyeceğiz mi paraların yerini? Nerede senin ağan olacak lavuk? Çarşıya gitti. Ne o? Pes ettiniz değil mi? Nerede paralar? Bak kardeşim, siz çakalsanız biz sizden daha çakalız. Böyle bedavaya paranın yerini söylemek falan yok. Ne olacak? Şimdi sen var ya, o lavuk aganı unut, tamam mı? Biz seninle anlaşma yapalım, gidelim o gömdüğümüz yerden parayı çıkartalım. Üçümüz kırışalım, ha ne dersin? Hadi yatıyorum beyler. Bu ne be? Tövbe.
Allah Allah. E, kim koydu bu kayayı buraya ya? Ne bileyim abiciğim ben ya. E, Samet, tut şunu ucuna. Çekelim kenara. Başımı koyamıyorum ya. Tamam, tamam. Allah Allah. Bu ne be? Para! Para! Okuldan topladığımız para değil mi bu? Fikri bizim için topladım paraları değil mi? Ondan bıraktı buraya herhalde. Bak görüyor musun? Büyük adam bu Fikri ya. Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Ya biz öyle insanlar mıyız? Aynı insanız. Kardeşim bu benim amcam ya. Açıyorum bak. Ölmesin lan. Bunlar böyle yapınca ölüyor ya. Buraya ne ölecek ya? Tipe başım. Hadi gidelim. Ne oldu? Şakir geliyor. Ne? Ne yapacağız peki? Gel. Benim bir planım var. Hadi bakalım, kutlu köpekler dişinde. Ulan, ulan ben işim mi sizi? Nevzat, Nevzat neredesin ulan gerizekalı? Tutun yakalayın şunu. Tut yakala, tut. Bırak ben işim mi sizi? Nevzat gerizekalı. Çık. Amca. Köpekler geliyor, kendi başımızı yaktık. Ay senin yapacağın plana ben. Yürü. Vallahi bizi yer bunlar ya. Amca, vallahi bu iş böyle olmayacak. Ben şuraya tırmanıyorum. Hayatta ben oraya tırmanmam. Lan ne bu be? Vallahi sen bir tırman. Dur lan, elini al. Geliyorlar lan, tut lan. Sen yavaşsın yavaş, o yüzden öyle olur. Oğlum ne alakası var ya? Niye tomtomdan oğlum? Niye kolumdan bacağından değil, tomtomdan ısınıyorlar bunlar? Hoş lan. Ana. Ulan madem böyle gideceğini biliyordun, niye baştan söylemiyorsun ya? Allah Allah, at gibi koşturdun bizi. Ben ne bileyim, ben de şansımı denedim. Bilmiyordum ki. Ben de şaşkınım şu an. Hadi. Hayatta ben inmem buradan ya. Nasıl ineceğiz ya? İnmemiz lazım ya. Dur Allah aşkına amca, dur ya. Şunların gittiğinden bir emin olalım biz ya. Bunlar sopayı geri getirmeye falan kalkarlar. Vallahi mi lan? Vallahi. Ay, çok acıyor ya. Bir baksana, bir şey var mı Toto? Çok kötü ısırdılar. Var mı, bir şey var mı? Ya yemiş burayı ya. Aç köpekler. Çok memnun oldum sizin gibi insanlarla tanıştığıma. Biz de. Herkese de tavsiye edeceğim burayı. Ay. Ne gelin. Ayaklarınıza sağlık. Hesap için ayrıca teşekkür ederim size. Tekrar. Ay ne demek, estağfurullah, afiyet olsun. İyi günler beyefendi. İyi günler, hoşçakalın. Güle güle. Ayağınıza sağlık. İyi günler. Kız, kurtulduk mu şimdi? Ay kurtulduk. Ya o kadar tantana ettiniz, bak işte. Geçti bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. 5 kuruş almadan yolladınız adamı. Ben o kadar ameliyatla soğan doğradım ama. İki tane soğan doğradın sen de manyak. Çatal. Yere düştü. Gördüm. Çok yavaş burada servisiniz. Çok. Böyle işletmecilik olmaz.
Bir dakika, bir dakika. Nereden sen? 2 saattir burada servis bekliyorum. Ha, sen bir de üstüne dikleniyor musun? Bak, lafa bak, bak. Tamam. Ne tamam ya, olacak iş mi? Sabahtan beri kız sana tek başına burada hizmet etmeye çalışıyor. Farkında mısın sen? İsteklerin ardı arkası kesilmedi. Yahu şurada 2 müşteriye bakamıyorsunuz ya. Su istiyoruz, ekmek yok. Ekmek istiyoruz, çatal yok. Çatal istiyoruz. Kardeşim yemeği yememişsin daha. Yemeği farkında mısın? Çatal yok. Nasıl yiyelim? Beyefendi, ben eşim adına özür dilerim. Yani bir şey de demeyeyim diyorum ama yani sabahtan beri git gel, git gel. Canım çıktı, perişan oldum. Görüyorsunuz sesim de çıkmıyor. Ben Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Ne? Ne? Demek ki hakkınızdaki şikayetlerin hepsi doğruymuş. Burayı mühürlüyorum. Ay bir saniye. Beyefendi bir saniye. Yok hayatım yok. Bırak bırak. Ne yapıyorsun sen? Sabahtan beri hır çıkarmaya gelmiş buraya zaten. Ya bırsan bir saniye ya. Ya öyle mi? Demek ki de devlet memuruna şike iddiası. Ay ne şikesi canım? Şike de öyle değilmiş. Yalvarıyor. Müfettiş Bey ne olur yazmayın. Babamın kemikleri mezarında ters döner. Yapmayın ne olur yapmayın. Bir kere daha düşünün ya. Ha, öyle hemen şey etmeyin. Yani biz, burası bizim ekmek teknemiz valla. Bizim lokantamızda hiçbir sorun yok normalde. Ne demek sorun yok canım? Deminden beri fareler burada cirit atıyor. Bir o yana bir o yana. Ben görmedim mi sanıyorsunuz? Hepsinin farkındayım. Maymun gibi oynatıyorsunuz 2 saattir. Hepsini gördüm, hepsini. Hepsini buraya yazacağım. Beyefendi ama bir dinlerseniz beni. Bakın biz zaten kapalıydı burası. Aşçımız kaza geçirmiş. İşte bak aşçı aranıyor, ilan var hala. Beyefendi bize izin verirseniz akşama kadar biz tertemiz yaparız burayı ne olur. Gerçekten de öyle yaparız. Bakın vallahi sokağa kadar temizlerim ben ne olur. Siz bize bir şans daha verin ne olur. Bu lokanta kötü sağlık koşulları nedeniyle mühürlenmiştir. Geçmiş olsun, bundan sonra müşterilerinize daha iyi davranırsınız. Çaresi bulmadık. Ne oluyor? Siz niye böyle tek başınıza yürüyorsunuz ameliyatla ameliyatla? Ay. Ne yapacaktık Cemil? Yürüdük geldik işte kucaklara taşıyacak halleri yoktu. Olur mu öyle şey ya? Ne oluyor? Ne bu haliniz sizin? Ay sorma vallahi. Neler geldi başımıza? Lokantayı mühürlediler Cemil. Ne? Ekmek teknemizden olduk bittik. Allah Allah ne oluyor ya? Neyse dur ben size bir yardım edeyim gel. Nasıl mühürlediler ya? Ve bana da yardım et Cemil. Ay yardım et Cemil. Şimdi bu lokantayı niye kapattılar ben anlamadım. Bir daha anlat ya. Fare çıktı canım, fare çıktı. Ne çıktı? Fare. Onu bırak da sen niye nişanlını böyle tek başına bıraktın? Onu söyle bakayım. Doğru söylüyor Cemil, neredeydin? Ya ben gelecektim zaten. Söz verdim de. Şey, Tülay'dan bir telefon geldi Tufan. Çok kötü oldu ya. Hadi. Vallahi böyle kapandı kaldı yani. Ay. Arkadaş ne yapsak? Kadın bir türlü gık demiyor ya. Çok kötü oldu vallahi. Canına kıyacak falan diye şey oldum ben de. O yüzden gelemedim. Ay yazık ya. O kadar kötü mü? Bak ben onun yanında olsam, 2 dakikanın yüzünü güldürmezsem bana da Ferda demesinler. Bacım ne diyorsun? Şey Cemil, acaba hani madem geri dönüşü yok diyorsun bir denesek mi Ferda'yı? Ferda denese diyorum şey. Çiçek ne diyorsun gözünü seveyim ya. Kadının adamın hayatını karartmış sen ne diyorsun? Ay ben mi karartmışım? O benim kocamdı bir kere. Biz karı kocaydık. Tülay bozdu aramızı. Benim Tufan'ım o. Ne? Ne diyor bu ya? O da öyle diyor Cemil. Evet. Biz onunla ayrılmaz bir bütünüz. Bak mesela ben olsam hayatta onu bırakıp da böyle Almanyalara gitmezdim. Bir saniye olsun yanından ayrılmazdım. Hep yüzünü güldürürdüm, hiç ağlatmazdım onu. Bir denesek mi Cemil ya? Ne? Baksana bu kadar ısrar ettiğine göre bir bildiği var bence sanki. He?
Yanlış o. Yanlışımı düzelteceğine inanacak kadar saf mı görünüyorum oradan? Rakibiz biz. İyi be, ne yaparsan yap. Canım, yalnız ben İsviçre'de master yaptım. Benim de daha üniversite diplomam yok ama... gördüğün gibi aynı işi yapıyoruz değil mi? Ama bir kız yüzünden yerini kaptıracak kadar da aptalsın sen. Orası seni ilgilendirmez. Eğer ucu benim kariyerime dokunacaksa ilgilendirir. Akıllı insanlar kendisini yücelten kişilerle birlikte olur. Daha da aşağıya çeken değil. Onun için senin tam bir aptal olduğunu düşünüyorum. İyi. Bakmam. Otopark çabuk. Hadi kaçtım ben. Sen nereye ya? Seninle geliyorum. Kıza gidiyorsun değil mi? Saçma sapan konuşma. Kardeşlerim var benim. Onları okuldan alacağım. Ali Hoca'nın haberi var. Hadi görüşürüz. Kısmet canım ya bu işler. Sen nasıl bir şey çıktın ya? Ne oluyor Ramit? Şey... Ali Hoca sardı kızı benim başıma. Bize böyle bir 3 hafta falan da bir süre verdi. Ya o kalacak okulda ya ben kalacağım asistan olarak. O yüzden okulda selamlaşmamız bile yasak oldu yani şu an. Kız da benim tepemde yani asistanlığı kapacağım diye durmuyor. Ben de bir fırsat bulup anlatamadım ki sana. Anladım. Ha iyi. Anladıysan o zaman bir... Ya Deniz, saçma sapan bir kız yüzünden bana trip atmayacaksın değil mi yine? Yok, trip falan atmıyorum. Ben sen veya Filiz değilim. Kendi problemlerimi çözmek için kendi yöntemlerim var. Ya Deniz, ortada bir problem yine başladık Allah'ım ya. Ya ortada bir problem yok kızım. Niye problem varmış gibi davranıyorsun? Ya Deniz, 3 hafta diyorum. Ya Ali Hoca ise de 3 hafta bir dayanacaksın. Zor döndüm okula zaten biliyorsun. Deniz, ya Deniz. Ulan hiç derdimiz yoktu sanki. Bir de bu çıktı şimdi ha. Tamam. Tamam, teşekkürler. Tamamdır. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Arkadaşlar, kötü haber. Mühür kırmanın cezası 6 ayla 3 yıla kadar hapis. Oh. Yani paraya dönüştürülüyor ama işte. Ah, gitti baba ya. Digarım gitti. Vallahi gitti. Ne yapacağız? Yemeği bizim eve alsak sağır mıyız ki? Yok yavrum, olacak iş mi ya? Ben bir yer mi kapatsam, ne yapsam ya? Olur mu oğlum? Düğün mü bu? Allah Allah. Bence olup biteni millete anlatalım, iptal edelim, olsun bitsin bu iş ya. Amca olmaz öyle, çocuklara söz verdim yani iptal falan edemem. Yani gerekirse kapının önünde yapacağız ama yapacağız bu yemeği bu akşam. Ne oldu abla ya, siz niye dışarıdasınız? Ablacığım bir şey mi oldu? Ay yok be, ne olacak, hava almaya çıktık, bir şey yok. Sıkıldık içeride, hava almaya çıktık. Bir şey yok güzel. Ya abla, iptal olmadı değil mi yemek? Ne olur. Ya biz herkes geldik. Bakın ne olur. Ablacığım, ay, niye iptal olsun yemek? Durduk yere delirdin mi ya? Hayır, yapıyoruz. Vah be, şükür. Fiko var ya, çok eğlendiniz. Abla bak, sana ne diyeceğim. Biz herkes çağırdık. Herkes de dedi ki tamam, biz geleceğiz. Ya oldu. Ne güzel. Süper. Bir sürü de yemeğimiz var. Zaten herkese yeter. Merak etmeyiz. Evet abla. Amca, sana da çok güzel bir sürprizimiz var. Sürpriz. Neymiş o? Haylazlar. Söylemeyiz. Sürpriz. Görürsün. Ha, iyi o zaman. Hadi vakit kaybetmeyelim. Çok işimiz var. Az zamanımız var. Hadi. Daha hadi. Masaları birleştireceğiz. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Abla. Ha. Ne oluyor? Bir şey yok ya. Ne yaptın? Kabul ettim hocam seni okula. Etti tabii ya. Benden iyisini mi bulacak o da? Aferin sana. Benim ders notlarını aldın mı peki? Muhasebe ders notlarını. Ha, aldım aldım.
Hadi geç içeri, gelirim. Yakalayacağım o musibet hayvanı, yakalayacağım. Zamanlı zamansız zırt mı çıkıyor ya? Yani ben de bütün kapanlara baktım ama hiç yakalanan yok. Kaçtı mı acaba? Esas insanlar geldiğinde ortaya çıkarsa rezil oluruz. Ben kapanlara biraz daha peynir koyayım. Vallahi yavrulardı diye korkuyorum. Barış, ne yapıyorsun abicim sen? Gelmişsin buraya aramızda rahat rahat takılıyorsun filan. Bir yüzün kızarsın be. Sana ne oldu be? Bir düşün bakalım Barış, ne olmuş olabilir bana? Ablam lan benim o. Yaptığı şey kanıma dokunuyor, anlıyor musun? Anladım ben seni şimdi. Sen böyle ablanın için bana ayar vermeye geldin falan farkındayım ama bak ben gerçekten Buranlıyım Rahmet. Tamam mı? Bu bir. İkincisi ablan şu an hamile. Tamam mı? Onun hormon durumlarından dolayı ben zaten üst düzey bir sabır gösteriyorum şu anda. Dört dakika kendine gelsene, tamam mı? Ben kendindeyim abiciğim. Senden hiç beklemezdim ben ya. Ya ben senin adına utanıyorum. Seninle tık yok birader ya. Oğlum ablanın şehrinden korktuğum için Bursa'ya gittiğimizi söylemedim. Başka ne yaptım? Manyak mısınız oğlum hepiniz? İlla konuşalım istiyorsun değil mi? Pisleşelim, mevzuyu konuşalım istiyorsun burada yani. Söyle ulan ne vardı söyle. Söyle, çıkar ağzına bak, söyle. Gördüm oğlum ben seni. Tamam ya. Hayır hayır, anlasın, bırak. Söyle, söyle, anlat derdini. Sesiniz geliyor içeri, hayır. Çocuklar için buradayız. Bu gece bitince herkes kendi yoluna zaten. Tamam, bitti gitti, hadi. Siz iyice zamanadan çıktınız. Tamam. Ben elimden geleni yaptım. Tamam mı? Ama size yetmiyor. Okey. Ayrılmak mı sözü Filiz Hanım? Bitti. Ayrılıyoruz. Tüketmiş durumdasın beni. Çocuklar için iki saat daha buradayım. Sonra herkes önüne çek şurada. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Zekalı. Terbiyeli konuş. Ah, abla. Abla özür dilerim. Bir an ben tutamadım artık. Böyle rahat rahat takılıyordu içeride. Yükseldim ben de yani. Ya abla geldiler. Hadi siz de gelin. Ya kardeşim niye açmıyorsun artık sen şu kapıları ya? İnsanın aklına türlü türlü şeyler getiriyorsun. Gelmen lazım, çabuk hadi. Gelmiyorum ben ya, yalnız kalacağım ben. Oğlum kalk hadi, yardım et, sonra yatarsın yine. Hadi çabuk, bak açıklayamam şimdi. Oğlum ne yardım, bir şey mi oldu birine, ne oldu hadi ya? Hadi gelmen lazım, çabuk ol, acil hadi yürü. Lan ne oldu, yürü oğlum. Bir şey oldu. Oğlum bir şey söylesene lan. Oğlum, lan gel çabuk. Bir şey söyle, birine bir şey mi oldu, ev mi yanıyor, ne oldu, kim öldü anasını satayım? Acil dedin getirdin. Acil durum sensin kardeşim. Geç. Nasıl benim? Geç. Oğlum la... Oğlum gel otur. Geç, 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 geç otur şöyle geç. Oğlum ne oluyor ya? Ben sana şimdi güzel bir çay da koyayım taze taze. Çay mı? Oh mis. Ya arkadaş insan evinden alıp çay içilme böyle mi getirir? Manyak mısınız siz? Ya sadece çay içmek için değil Tufan abi, sen bekle az. Ne? O göz ne? Ya siz ne çeviriyorsunuz oğlum bak. O ne, kim o? Kim, kim lan o? Aa, ya siz, ben gidiyorum ya, siz ne yapıyorsunuz abi? Allah. Şu kutu ya. Ya siz oğlum bu... yaptı ya. Oo, Çiçek Hanımlar da buradaymış. Cemil Beyler hoş geldiniz. Oo, Tufan Beyler de teşrif etti. Ya Tufan'ın Tufan'ı yok abi, ben vallahi evime gitmek istiyorum, siz bıraksanız. Ya Tufan, hatırlamadın mı? Tanıştığımızda bu şarkıyı söylüyordum ben. Son, iki, üç, dört.
aşkımı anlatmaya varmıyor benim dilim. Ne kadar da güzelsin benim canım sevgilim. Ne 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 ne. Utanma sakın benden. Ben de hoşlandım senden. Gel beraber olalım bize ne el alemden. Ne 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 ne. Hep birlikte. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Hani hani yağma. Hani hani yağma. Melik melik dubi. Ya şunu çek. Aa gel fakir yağma. Bu yaptığınız çocuklar için çok güzel bir örnek oldu. Yani kavga etmek yerine böyle uzlaşmacı davranmanız çok iyi oldu gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sizlere iyi bir aile olduğumuzu göstermenin başka yolu yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Her şey çocuklar için, değil mi Filiz? Tabii, her şey çocuklar için. Ya böyle göz boyamalara karnımız tok efendim. Ya bunların babaları da böyle girdi. Ondan sonra ortalığı karıştırdı. Kim bilir sizin altınızdan neler çıkacak. Vallahi biz neyse koysun. Yani babam da bir hata yaptı. Onun da hatasını telafi edeceğimizi size söyledik üstelik. Hepimizin ailesinde çatlak bir yumurta var Şevket Bey. Ayrıca benim kuzenim de hapis yattı. Ne yapacaksınız? Bizi de mi okuldan atacaksınız? Ha? Çocukların velisi ablam hepimizi tek başına çalışarak büyüttü. Ablam bize aile olmayı öğretti. Paradan daha önemli olduğunu da ablam öğretti. Yani Barış abi ve ablam bizim için her şeyi yapar. Beyefendi, biz aile değerlerini çok iyi bilen insanlarız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu çok severiz. Yeter artık. Çok uzattınız, burada noktalayalım bu işi. Yenge, ne işin var burada? Ya abla biz çağırmıştık ya. Yenge abla ya, amcama sus. Sen yenge dur. Yenge. Allah Allah. Ya sizi... Nasıl ya? Siz Necip Hanım'ın evli değil misiniz? Yok beyefendi, siz yanlış anladınız. Öyle değil mi aslında? Sen nikahlı karın dururken öyle mi dedin? Nikahlı karın dururken... Yanlış anlıyorsun. Allah'ım yani, ya. Alın görün işte. Beyefendi biraz önce nutuk atıyordu. Aile adamıyım diye. Baba siz nereden çektiniz Allah'ını seversen ya? Oğlum gömdüğümüz yerde yok para almışsınız nerede? Ulan hem paramızı almışsınız tatlamışsınız hem de biz ölümlerden istik gelip bir bakmadınız ne yapıyoruz? Ne faydası var lan sen? Elebaşları da geldi. Demek bunlar çete. Babalarıyla beraber almışlar. O da yetmemiş. Şimdi babalarından çalıyorlar. Ya sizlere dolu gelmişsiniz beyefendi ya. Sikim ya çıkın gidin ya. Allah Allah mahvediniz her şeyi ya. Şiki şiki baba. Ay ay yama. Hilik milik. Bak şimdi ben bu şarkıyı söylüyorum. Sahnedeyim tamam mı? Tufan arkadaşlarıyla birlikte içeri girdi. Nasıl utangaç, nasıl utangaç bana böyle bir göz ucuyla baktı. Ben bunu gördüm. Dedim ki aman Allah'ım aslan gibi bir delikanlı. Ya. Ya bir kere yalan. Nerede görebilir ki? O kanalda nasıl görsün beni? Hayır, direktman gördüm, direktman gördüm. Sonra ben işte şiki şiki bağ bağ diyorum. Bu bana böyle gözücüyle bakıyor, ben de ona bakıyorum. Ay bu git, su diye rakıyı dik kafaya. Sonra bağırmasın mı yandım Allah diye. Ben de salak bana söylüyor zannediyorum. Ben de sana yandım, yiğidim diye bağırmıyor. Allah! O da yalan, o da yalan. Öyle bir şey demedi. Beni de yaktın dedi. Uydurma. Tufan abi kız bir şey anlatıyor. Bir susar mısın Allah aşkına? Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Öyle... Her şeyi de hatırlıyorsun ha Tufan. Sonra ben ne yaptım? Kemancıyı böyle ittim kenara. Sonra Tufan'a doğru giderken... herif nasıl ittiyse adamın peruğunu düşürdü. Allah. Ama ben o peruğu fare sandım.
Ben bir bağır, bin bağır, ortalığı birbirine katsam bağır. Bağır, çağır. Ondan sonra zaten korkusundan kucağına düştü. O korkudan değil, tufan. Neyden? Şiki şiki baba. Hani hani yağma. Allah! Alın işte. Yere göğe sığdıramadınız. İnsanların halini gördünüz. Beyefendi ne diyorsunuz hala siz ya? Müdür hanım görmediniz mi? Üst üste geldi her şey yani. Gerçekten üst üste geldi ya. Yani biz böyle olsun ister miydik gerçekten? Hadi be. Haşeratlı yerde yemek yedirmediniz mi bize? Burası mühürlü değil mi? Nereden biliyorsunuz siz bunu? Ben şikayet ettim. Mühürü kırdığınızı da biliyorum. Doğru mu Filiz Hanım? Müdür Hanım yani geçici bir şey bugün yani. Bir şey söyleyeceğim, sen ne kadar yapışken, ne pislik bir adamısın ya. Ya kız burada hamile haliyle size yemek hazırladı bir ton. Burada hizmet etti mutlu olun diye. Ya oturup bir sakinleşip konuşalım ya. Bu kadının ne işi var burada ya? Ne oluyor be? Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Ya bunun ne işi var burada? Ya kız açıklama yapmaya geldi. Durumu anlatacak. Neyi anlatacak ya? Delirtecek misin sen beni? Neyi anlatacak? Sen de nasıl yaptığını mı anlatacak? Ne ben diyorsun, ne yapması be? Gördüm lan ben sizi. Ne gördün? Otelde gördüm. Almışsın kızı kucağına, odaya götürmüyor muydun? Bari itiraf edecek yüzün olsun Barış be. Ne diyorsun sen, ne? Ya Barış abi, Ahmet abi doğru söylüyor. Ne oluyor ya? Hayır çocuklar, ne yatağı oğlum, manyak mısın sen? Ablamla Barış abiniz boşanıyor. Anladın mı? Nasıl ya? Siz varsınız diye böyle mutluymuş gibi yapıyorlar. Barış abi diye biri yok artık bu ailede. Oğlum sen manyak, deli misin oğlum sen? Yok abiciğim. Filiz. Hakkınızda şikayet var. Mühürleri işletmeye açmaktan tutukluyorsunuz.